fotoğraf alıyorum. Aleyna aleyna. Selam aleyküm, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Kadim dostum galiba yine yanımda. Yine evet. Tek insan arkadaşım. Nasılsın, neler yapıyorsun? İyiyim valla, şöyle ineyim. İyiyim, yani çok ışık alerjim var. Biraz hemen, uzak durabilirim. Hemen biraz kısa onu istiyorsan. Daha iyi mi? Aynen, daha iyi. Nasılsın, neler yapıyorsun? Çalışıyorum hala. Ses tellerimde biliyorsunuz bir yırtılma gibi bir şey olmuştu. Evet. O iyileşti. Sadece doktor benim galiba Nişantaşı'nda ama yetişemedik yanlış evet. Hatırlamıyorsam. Ama bir süre daha şarkı söylemiyorum çünkü ödem var sesimde falan. Ama yavaş yavaş geçmeye başlayacak inşallah. Geçecek yani ve bir yaklaşık bir aya kadar falan sahnelere çıkabiliyor olacağım. İnşallah. Bugün onun sevincini yaşıyoruz yani. Ameliyatsız falan hani dersiz tasasız kurtuldun yani. Aynen, dersiz tasasız, ameliyatsız, disiplinli bir dinlenme. Hala da o süreç devam ediyor yani. Bir ay içerisinde artık tamamen şarkılarımı patır patır söyleyebileceğim. Peki tekrarlama durumu var mı? Yok, hayır. Yani dönemsel bir durumdu. Ve geçecek yani. Ve tekrarlamaması için de tabii ki önlemlerimiz alacağız ama öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Bir ay kadar bir süre vardı. Peki ilk ne yapacaksın? İlk vallahi sahneyi çok özledim ve albümlerim aslında bitti biliyorsunuz. Onların ana okumalarını tamamlayıp albümleri çıkartmaya odaklanacağım yani. Şeyde Nusret'in orada bir nazar takabildim. Ben yok, gitmiyoruz buradayız. Gideyim da. Gideyim. Gitme ya. Soğuk ya. Kıyafetinizi soralım. Ha, bitti ya. Evden böyle çıkmış gibisin. Ya bugün işte uyurken pijamaları giydim. Dedim ki gün boyu ertesi günü çıkartmayacağım. Uyandığım gibi dolaşacağım dedim. İçimden öyle bir his geldi yani. O yüzden pijamalarla rahat ettiğim için bunlarla geziyorum yine. Alışkın olduğunuz bir şey. Geçtiğimiz günlerde haber olmuştun galiba. Bir akşam dışarı çıkıyorsun, ertesi akşam yine aynı kıyafetleydi. Yok be, yalan haber o. Yalan mı? Hayır. Yalan haber o. Ben kıyafetlerimden sıkılırım ama pijamalarımdan sıkılmadım işte. Evet, yani Seni hep böyle tanıdık biz pijamalarınla. Evet ve hala devam yani o pijamalar. Geçtiğimiz günlerde bir duvar boyuyordun. Spreylerle. Neler yani, lazım oraya? Resim mi yapmaya çalışıyordun, yazı yazmaya mı çalışıyordun? Ya arkadaşlarım falan boyuyor genelde. Ben yani çok boyamıyorum ama resim yapmayı falan seviyorum yani gerçekten. Hani öyle bir çok bir yeteneğim yok ama en yakın arkadaşlarım hep ressam olunca ben de tabii ki ister istemez böyle bir onları görüp böyle bir şeyler çizesim geliyor yani hani. Seviyorum gerçekten bir şeyler boyamayı yapmayı. Başarılı olabildin mi çizdiğin şeyle ya da yazdığın yazıyla? Arkadaşlarım beğeniyor ama şey işte ancak arkadaşlarım beğenir derecesinde yani, anladın mı? Daha fazlası yok yani. Peki yazmak istesen ne yazarsın? Hani böyle ömür boyu unutamayacağın, ömür boyu kalacak bir şey olsa. Ne yazayım yazarım. Yani bunu yazarım. Başka bir şey yok mu aklında? Aklımda başka bir şey yok. Arkadaşlar ya siz soracaksınız. Yok mu yani hani böyle bir soru yok. Vallahi bak nasıl görüyorsun yani şu anda bu hastalıklarda iç kanama geçirdim biliyorsunuz. Geçmişte olmuşum bu hastalıklardan kurtulana kadar bir tık daha böyle hanım hanımcık narin bir hayat geçirdiğimiz için zaten öyle çok magazinlik bir malzeme yok maalesef. Yani. Nazara inanıyor musun? Nazara mı ya da bunlar? Nazar vardır. Aynı zamanda da benim geçmişten bugüne bastırdığım ve çocukluğumda da devam etmek zorunda kaldığım bir kariyerim de olduğu için duygularımı yaşamama fırsat olmayan bir süreç geçirdiğim için o albüm döneminde hiçbir şeye devam etmiyorum. Tamamen ruhani, meditatif bir şekilde albümüme odaklanacağım ve sadece duygularımı yaşayacağım dediğim anda o bastırdığım tüm duygular açığa çıkınca beden ister istemez tepki verdi. Yani bunun üstünde tabii ki de nazar var. Bu kadar ses yırtılmasıdır, o sudur, bu sudur. Tabii ki nazar var. Ama psikolojik olarak da bunca yıl çocukluğum, hikayem dahil olmak üzere bastırmış olmamdan kaynaklı bir hani vücudumda yaşanan bir durumda oldu gerçekten. Yani o sonradan açığa çıkan duygular
çocukluğunu nasıl yaşayamadın, hani bir travma falan mı atlattın yoksa yani hani, yaşaman ya için biliyorsunuz yani ben zaten hani çok meşhur olmadan önce de hep çalışma odaklıydım. Çok her zaman çalışkan bir insandım. Her zaman kariyerimi daha ön planda tuttum. Başarılarımı daha ön planda tuttum hissettiklerimden. Belki özel hayatımı bile kariyerime göre planladım ve tasarladım. Diğerleri gibi hani bu hani çocukluk dönemini sağlıklı geçirmiş insanlar gibi bir duygu durum dünyası yaşama fırsatım pek olmamıştı. İşte bu albüm döneminde ilk kez tamam artık çalışma yok sadece albüm var dedikten sonra o duygular açığa çıkınca yani işte böyle oldu yani. Travma mı dersin ne dersin bilmiyorum yani. Bunun için psikolojik destek aldın mı? Ya psikolojik destek tabii ki çok önemli bir şey. Biliyorsunuz Puma ile bir reklam çekmiştik depresyonla mücadele ile alakalı. Orada da depresyonda olduğumdan da bahsetmiştim ve bunun çok doğal olduğunu, birçok insanın yaşadığını anlatmıştım. Tabii ki psikolojik destek inanılmaz önemli. Ama insanın bedeninde, zihninde ve ruhunda ciddi bir eczane var. Aslında insan kendine döndüğü zaman da psikolojik destek de tabii ki desteklendiği sürece kendine en iyi olan kişi kendisi oluyor. Kendi üst bilinci oluyor. Hani bunun bilincinde olmak her zaman beni rahatlatıyor. Asıl ilaç benim içimde yani. Asıl mucize de benim. Yakınlarda bir sürpriz var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir reklam anlaşması daha vardı galiba. Birkaç tane var. Birkaç evet. Tane. Onlar bir güzel bir şey hani şu anda tasarlıyorum nasıl projeler olsun dedi. Biliyorsunuz reklam anlaşmalarımda da ben hani tasarlıyorum ana konuları, ana temaları, yönetmenliğini de ben yapıyorum hepsini biliyorsunuz. Şimdi o yüzden bir gelişim aşamasında şu anda kafamda temaları oluşturuyorum. Oluşturunca bol bol konuşuruz. Ne gibi mesela bir tema oluşturdun? İşte daha tam mı? Bir bitsin hepsi markalarla yani böyle bir... Okay. Tema mı? Ben bana yakışmayacak iş yapmıyorum zaten. Para için de hiç iş yapmıyorum biliyorsunuz. Yani öyle reklam gelsin işte para gelsin gibi bir şekilde yapmıyorum. Hangisi içime sinerse o yani. Zaten gerçek bir artistin de yapması gereken şey bu ya. Yani içine sinen kendine ait hissettiği hisler yani işler oluyor. Öyle. Son olarak gitmeden de sosyal medyada paylaştığın fotoğraflar bayağı konuşuluyor. Evet. Hani bununla ilgili neler söyleyeceksin? Konuşmaya devam etsinler yani. Hani ben tepki alıyor, tepki çekiyor musun? Ya bence bana tepki gösterenler zaten bana ne giysem tepki gösteren kitleydi ya da ne söylesem. Hatta ben yaşadığım için bana tepki gösteren kitle olduğu için onları pek ciddiye almıyorum yani. Peki. Teşekkür ederim. Al kanka. Sağlarım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi burada uğurlayacağım. Neden? Çok kısa konuşsaydım. Ben bunu... Şaka. Yo, ben de gelirim. Hiç önemli değil, ben de gelirim. Şaka şaka. Gel gel. Hadi doğru kanka. Yapamazsın. Tamam. Hadi çocuklar bekliyor, gideceğim. Nasılsın şu an? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. 8 yıl sonra ilk defa sizi bir erkekle gördük. Hani... Çok... İyi diye. Nasıl soracağını bilememek ve ne söyleyeceğini bilememek hiç. Ama yok 8 yıl sonra gerçekten hani kalbinizi birine açmak bizi de çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı. Neler söyleyeceksiniz? Hiçbir zaman konuşmayacağım, hiçbir zaman. Çok uzun mu? Hani hiçbir zaman konuşmayacağım. Birliktesiniz Nail Bey'le. Merak etmenizi anlıyorum ama bir şey söylemeyeceğim. Kusura bakmazsanız eğer. Olmaz inşallah. Ya gördüğünüz gibi her şey. Her şey oldu galiba. Öpüyorum, görüşürüz.